Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Çok önemli bir Şubat ayına giriyoruz. İş, kariyer, kader. Aileyle ilgili konular biraz bu ay gündemde olabilecek. Evet. Aya 30 Ocak'ta bir doğan yeni ayın etkileriyle başlıyoruz. Kova burcu yeni ayı boğa burçlarının iş ve kariyeriyle ilgili yenilikler gündeme getirebilir ve bazı sürprizler de söz konusu olabilir. Uranüs var çünkü burada sürpriz terfiler, sürpriz iş girişimi fırsatları, işle ilgili eğitimlere gitme fırsatları, yeni bir kariyer teklifi, iş değiştirme fırsatıyla ilgili konuşmalar da gelebiliyor. Boğa burcunda ardışık giden bir yapı var burada. Çünkü yeni ay onların kariyer evini temsil ediyor. Arkasından Merkür retrograd harekette Kova burcunda. Evet. 6 Mart'tan itibaren de Venüs'ün Kova burcu geçişi var. Şimdi burada biz aslında Boğa burcuna Şubat ayı ve Mart ayı, 2 aya kariyerle ilgili gelişmelerin olacak. Pek çoğu terfi edecek. Evet. Çalışmış ve hak edişi olanlar maddi ve ekonomik olarak daha da güçlenecekler, terfi edecekler. Çok daha keyifli ve tatlı bir noktaya doğru gelecekler derim ben. Sen ne dersin? Bence de Kova yeni ayları tabii ki işle ilgili yeni gelişmeler olabileceğini işaret ediyor. Uranüs'ün açısı belki sürpriz, belki gizli bir yardım veya iş konumunda teknolojiyle ilgili yine Uranüs etkisi, Kova etkisi gelişmelerin olabileceğini gösteriyor. Teknolojiyle ilgili çalışanlarla daha çok etkiler, daha kolay terfi edebilir. Bilgisayar firmaları, iletişim, medya, radyo, televizyon, yayıncılık. Bu alanlarda çalışanlara daha azı terfi etmelerine sebep verir. Astrolojiyle de uğraşan insanlara temsil ediyor. Şimdi bir de gizli bir destek, gizli bir dost, Kova burcundan bir dost olabilir, Koç'tan bir dost olabilir. Böyle bir dostun da faydasıyla beraber gerçeği söylemek gerekirse büyük bir yükseliş yakalaması söz konusu derim ben. 15 Şubat'ta Aslan burcunda dolunay var. Ne dersin? Evet, Aslan burcu dolunayı da yine tabii ki iş ve kariyerini etkileyen 4. evi dolunayı, köşe evde olan bir dolunay, kadersel gelişmeler olabilir. Bu özel hayatlarını, aile hayatlarını da etkileyebilecek bir dolunay ve yaşadıkları evi etkileyecek bir dolunay. Eğer istedikleri bir ev varsa almak, satmak, taşınmak, kiralamak veya ev içerisinde bir onarım, tadilat gibi konular, evde yoğunlaşabilecekleri bir süre olabilir ayın 15'inden sonrası. Belki misafir ağırlayacaklar, belki aile üyeleri eve gelecek, aile büyükleriyle daha fazla bir arada olacaklar. Ailesel konuların daha ön planda olacağı, ailesel konuların daha fazla ön planda olacağı ve bu ön planın haricinde de iş ve kariyerde de gelişimin fazlasıyla olacağı bir dönem. Şimdi dolunay döneminde işle ilgili bir proje bitebiliyor. Evde çalışma gündeme gelebilir. Evde home office gibi çalışabilir. Veya bir hobi işe çevirmek gibi bir konu olabilir. Unutmayın boğa arkadaşlarımız, Şubat yeni ay ve dolunayı gerçeği söylemek gerekirse çok etkindir. Evet. Çünkü işe kariyer kadersel biraz. Köşe evde oluyor çünkü. Şimdi köşe evde olduğu için daha ziyade bazı boğaları duyar gibiyim ama aşk ama sevgi onu Mart ve Nisan'da konuşacağız daha ziyade. Böyle bir yapımız var. Ama boğa burçlarının aslında bir rahatladığını da 18 Şubat'tan itibaren görüyoruz. Kuzey düğüm artık bizim kaput ve kavda drakon istediğimiz, yani kuzey ejderiyle güney ejderi dediğimiz aslında kader noktaları artık terazi koç grubuna doğru gidiyor. Evet. Boğa akrep grubuna girmiyor. Terazi koç grubunda olan bir kavda ve kaput drakonis hareketi, drakonis olarak da artık duygusal ilişkileriyle ilgili gergin dönemlerin hızla tükendiğini, kendilerini daha huzurlu ve güvenli ortamlarda hissedebildiklerini gösterdiklerini, belli dönemler çok yoğun bir şekilde yaşayacaklarını gösteriyor. 19 Şubat'ta belki bir flörtleriyle sorun çıkartabilir. Merkür, Satürn karesi, belki işte bazı anlaşmalar sözleşme olabilir. Ve anlaşmanın iptali olabilir. Evet, özellikle Merkür'ün retro olduğunda düşünürsek birazcık orada iletişim sorunları yaşayabilirler. Bir anlaşmazlık gündeme gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. 18 Şubat'ta Güneş Balık burcuna geçecek bu arada. Evet. Güneş'in Balık burcuna geçmesi 18 Şubat'tan sonra biraz daha sosyal arkadaşlıklar veya bazı organizasyonlar gündemde olabilir ay sonuna doğru. 20 Şubat'taki Güneş Neptün kavuşumu bu ayın aslında ilginç bir gökyüzü konumu. 11. ev üzerinden geliyor çünkü 11. ev bir dostun ve bir arkadaşın yardım anlamına gelebilir. Muhtemelen reception'da Neptün'ün arasındaki farka bakarsak bir dosttan bir
arkadaştan bir yardım gelebilir, bir hayalin evet. gerçekleşme fırsatıyla karşılaşabilir. Ama Jüpiter kare Uranüs mesela yatırımlarına dikkat etmeleri evet. lazım. Evet. Dolardır, mart, dolardır, eurodur, altındır. Hı hı. Bu tip yatırımlarda da kayıplar olabilir. Hı hı. Evet, riske dikkat. Riske evet. girmeyin. Zaten riske asla girmemeniz gerektiğinde ifade ediyoruz. Zaten Boğa burcu da riski çok fazla sevmez. Sevmez. Garanticidir Boğa. Evet arkadaşlar. Daha fazla detay almak istiyorsanız birinci tur astroloji haber merkezine haftalık burç yorumları ve günlük burç yorumları videolarına izleyerek Şubat ayı hakkında biraz daha detaylı fikir ve düşünceye sahip olabilirsiniz. Saygılarımızla. Hoşçakalın. Güle güle.